Sanat camiası ve iş dünyasının kalbi İstanbul'da attı. Üç ünlü isim bir araya geldi. Mehmet Ali Erbil, Yavuz Bingöl ve Mustafa Topaloğlu. Evet. Allah ne renkli anlar yaşanmıştır kim bilir. Bir izleyelim mi gözleri i̇zleyelim, ardından izleyelim. Buradayız. Sanat camiası ve iş dünyasının kalbi İstanbul'da attı. Bir davete ünlüler akın etti. Mehmet Ali Erbil, Yavuz Bingöl, Mustafa Topaloğlu esprileriyle sevenlerini çok güldürecek. Siz neredeydiniz o ara? Tamam anladım. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan ne kadar kazanıyor açıkladı. Onlar sanki benim mali danışmanım da çok iyi biliyorlar. Mehmet Ali Erbil uzun zaman sonra ilk kez sahneye çıktı. Geçtiğimiz aylarda annesi vefat eden Yavuz Bingöl hangi sevilen şarkılarını söyledi? Ebru Yaşar'ın sahnesine çıkan Cengiz İmren geceye nasıl damga vurdu? Konservatuara girdiğim yıl Mehmet Ali abi mezun oluyordu. 1976 Ankara Devlet Konservatuarı. O girdiğinde ben çıkıyordum. Mali Mustafa Topaloğlu'na yüklendi. Siz neredeydiniz o ara? Tamam anladım. Mustafa Topaloğlu ve Mehmet Ali Erbil akraba mı çıktı? Mehmet Ali benim dayımdır. Dayım? Tabii. Akrabayız biz. Şey anlatsam. Yavuz Bingöl gecenin sahibine selam çakıyor. Hacı Durun evet Egemen'e de buradan çok selamlar kardeşime. Biz burada şu anda buradayız görevimizi de yapıyoruz bir haberi olsun. Gelelim merak edilenlere. Mehmet Ali Erbil yayınlar yaptığı TikTok'tan ne kadar kazanıyor? Köşeyi döndü mü? Ortalık karıştı. Oradan oyalanıyoruz. Yeter ki Ukrayna'dan buğdaylar gelsin. Gerçekten bu hani öyle paralar yok ya. Paralar falan var. Yok mı? Yok canım olur mu ya? Onlar sanki benim mali danışmanım da çok iyi biliyorlar. Evet abi. Yok. Mehmet Ali Bey ama kızınıza araba aldığını söylenmişti. Kaçamak konuştu. Kızım artık kaç yaşına geldi almayayım mı yani bir baba olarak? Bakın Mali'nin kazandığı paraların muhasebesi kimdeymiş? Harika. Muhasebeyi ben tutuyorum ya. Şimdi de geçiyoruz Mustafa Topaloğlu'nun para konusundaki felsefik konuşmasına. Paralar bir dolaşıyor abi. Ya senden çıkıyor bana geliyor, benden çıkıyor ona gidiyor. Yani kim nereye girdi, ne kadar çıktığı belli değil. Vallahi billahi. Yeter ki istihdam olsun. Topaloğlu'nun Eminem şarkısı akıllara geldi. Rekor hala ondaymış. Vallahi. Normal rakam. Bir de bunun illegali var. O dönemler korsan çok yaygındı. En az korsan, bir 5 katı 10 katı da korsan rakamı şimdi koyacağım. Yavuz Bingöl isyan etti. Bizim başımızı belaya soktu abi. Bir parça bir düğünde bu kadar 6 saatlik isterir, düğünde mi? Kaç kere çalınabilir? 20 kere çalıyorduk artık kavga ediyorduk düğün sahibiyle. Yemin ederim kardeşim yeter oy emine. 20 kere çalıyorduk gerçekten emin ol. Geçiyoruz uzun zaman sonra ilk defa sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'e. Enerjisine hasret kalmışız Mali'nin. Gece başlıyor. İşte Türkiye'nin en özgün türkü sanatçısı, Türk halk müziği. Yavuz Bingöl sahnede devleşti. Bingöl gayet iyiydi ama yine de bir maruzatı vardı. Programı çektik. Herhalde son bir haftada güzelliğe yapıp türkü söyledim. Biraz sesim inanılmaz düşmüş durumda. Ardından gecenin sonunda Ebru Yaşar geldi. Gecede sahne alan isimlerden biri olan Ebru Yaşar'ın sahnesinde başarılı müzisyen Cengiz İmren de sahne aldı. Ünlüler geçidi olmuş ya, sahnede. Yok. Oraya ben de davetliydim de gidemedim yani. Çünkü gece hayatına çıkamıyorum. İşim görevim olduğu için ertesi gün. Gidemedim.
Ama çok güzel bir gece olmuş, buradan izliyorum. Vallahi Mehmet Ali'yi tebrik ediyorum. Harika, eski enerjisine, eski günlerine geri dönmüş. Çok mutlu oldum onun adına. Mustafa abim benim, Mustafa Topaloğlu. Zaten benim ailece görüştüğüm, çok sevdiğim eşi Derya Topaloğlu. Benim canlarım onlar. Onları böyle hep iyi, yüzü gülen, hep gülsünler, mutlu olsunlar, güçlü olsunlar. Ben uzayan dallar bizim dallarımız olsun. Ben yani çok mutlu oluyorum. Ne güzel. Bu şekilde görünce. Bu organizasyon da biliyorsunuz Şişli'de yapıldı. Şişli'ye evet. de isim verebiliyor muyuz? Veriyoruz. Ha, Günay Restoran'da yapıldı. Evet. Yine bir değil mi işletmenin, işletme sahibi birinin 3 gün üst üste kapattığı ve orada kendi müşterileri için yapmış olduğu özel bir organizasyon olduğunu biliyorum ben bunu. İnşallah biz de gideceğiz oralara. Belarus taraflarına gider miyiz? Gideriz tabii. Gideriz değil mi? Başlıyor özel sahneler. Bir uçak gönderirlerse gideriz. Evet. Tatile çıkarsak bir, günün birinde. Ama özel uçakla Bilal Beyciğim, cuma günü çıkacağım, pazar günü döneceğim, pazartesi gideriz, döneceğim. Full time çalıştığımız için. Ama hayır, cumartesi pazarımız cuma, var. Evet, cuma pazarı. Biz onu ayarlarız, yaparız. Yani dediğim gibi çok güzel, harika. Herkes toplanmış bir arada. Bundan sonra da herhalde Haluk Levent ve şey çıkacak değil mi? Kim çıkacak Haluk Levent'le? Biri daha çıkacak. Olmadı ona gidelim ya izlemeye. Gidelim. Olur, olur. Burada şeye takılıyorlar. Mustafa Topaloğlu'nda Eminem şarkısı. Sen hatırlamazsın o zaman. Pınar hatırlar. Parmağında yüzükler, evet. Kolunda bilezikler. Evet, evet. Oy sana dolanayım. Oy oy Eminem. En çok satan albümdü. O zaman kaset evet, vardı. Gerçekten. 5 milyon satmıştı benim bildiğim, hatırladığım ama Yavuz Bingöl diyor ki korsanı, o zaman korsan piyasası vardı. Korsanda diyor onu 4-5 misli daha fazla sattı evet. diyor. Düşünsene 20 o dönemler evet. Yani 20 milyon onun üzerine kaset. Geçen bir şey olmadı yok, herhalde yok. Şimdiye kadar Tarkan değil falan, mi? Tarkan falan hiçbiri yetişemedi Mustafa Topaloğlu'na o Eminem'ine. Düğünde, her düğünde diyor 5-6 kere istiyorlardı evet, ya istiyorlardı, diyor. Evet istiyorlardı evet. Yani Mustafa Topaloğlu hakikaten bir zamanlar çok güzel işler yaptı. Mehmet Ali Erbil'in de sağlığına kavuşmuş olması çok sevindirici. Sahnelerde görmek. Tabii sahnelerde onu. Görmek. Çünkü şarkı o, söylüyor artık. Evet söyleyebiliyor. Yani. O bir dikkatimi çekti ve yani çok uzun sürede ayakta da kalabilmiş. Normalde evet. hani çok fazla kalamıyordu. Oturma ihtiyacı hissediyordu. Demek ki çok şükür aman o bizim, onlar bizim kıymetlilerimiz, değerlerimiz. Mehmet Ali Erbil şovu böyle kabaret adında yapıyor zaten. Arada şarkılar, sonra espriler, sonra tabii, tabii. gelen misafirlere ufak çapta sataşmalar falan. Güzel. Güzel, keyifle eski enerjisine dönmüş evet dediğiniz evet. gibi. Evet. Bu üçlü de Yavuz Bingöl ne alaka dedim sadece çünkü Yavuz Bingöl çok bir sakin bir adamdır. Hani böyle çok... Sevmez böyle. Çok sevmez evet. Çok iyi de tanıyorum, eski de tanıyorum. Hatta bir ara... Senin onunla şeyin mi çıktı? Dedikodu mu bir ara çıktı? Beraberler yakın markajda falan diye haberler çıktı. Oldu mu öyle bir şey? Dur şimdi haber yakaladık. Evet, oldu mu öyle bir şey? Çok haber. Sevdiğim. İyi tanıyorum dedi. Çok yakın sevdiğim, tanıyorum dedi. Abi dediğim bir insan. Ha, abi dedi. Abi dedi. Bir kere üstattır. Onun da torunu oldu. Dede oldu artık. Öyle mi? Üstadımız. Abi dedi artık. Benim Sadece Yalçın Kültür Merkezi'nde. Biz ne abi dediklerini biliriz. Abi dediklerini de sonra. Ben, yani. Ben dediysem. Ne abi dediklerini biliriz. Yok, ben abi dediysem abidir. Didem dediysem ama abi demediysem bilemiyorum Didem, yani. Sayın seyirciler Didem'e güveniyoruz. Evet Didem hariç. Bu söylediğimiz Didem ben hariç. Ben kavram kargaşası sözümüz yaşamam. Biri abi ise abidir. Bitmiştir benim Didem, için. Didem. Bizim okulun oyunculuk eğitimi alıyordum ya alt katında Yavuz Bingöl Sanat Akademisi var. O da öğrenci oradan. Yetiştiriyor. Müthiş zaten bağlama sesleri bir taraftan gitar sesleri falan. Orası acayip bir yer yani sanatla iç içe bir bina. Öyle tanışmıştık çok çok da sevdim bana verdiği çok ciddi öğütler de var. Kendi hayatım için yapmam gereken. Ne güzel. Yani adımlarını şöyle at, böyle yapmış. At. Bu insanlarla görüş, bu insanlara mesafe ol gibi bana çok güzel çok verdiği güzel. Öğütler de var. Her zaman da buradadır öğütleri benim için. Çok da önemli bir insan, çok da saygı duyduğum çok, bir çok, insandır. Çok. Üçü de öyle. Evet, tabii ki. Evet, hepsi evet. Üçü de kendi kıymetli. Alanında bir zirvedeyiz tabii, zaten. Tabii. O yüzden evet. de sohbetinde tadından doyulmamış. Ebru Yaşar da sahne almış. Cengiz İmren de evet. sahnesine. Ay Cengiz İmren de çok gitmiş. Önemli bir... Ebru Yaşar da öyle. Ebru Yaşar güzel gece öyle. Olmuş ya. Çok güzel bir gece olmuş. Çok. Devamını bekliyoruz bu tür gecelerin. Evet, evet. Bir dahakine artık gidelim. Bir dahakine gidelim. Gidelim. Yok biz şeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Belarus'a.
Belarus'a. Peki, çok komik bir video viral oldu. Ondan önce bir son dakika haberi, bunu vermem lazım. Hadisenin robot süpürgesi evden kaçmış. Mehmet Dinçerler'in evine doğru giderken mobeseler tarafından seni çok ilgilendiriyor. Tespit edilmiş. Evet, son dakika gelişmesi. Hangi düzelgahtaysa onu ben çalaymışım gidip bulabilirim. Tam dedim bugün hadisenin haberi yok. Bu sefer de son dakika olayım. Ay Yolcan geldi, yırtacağım artık. Yeter, bıktım ya. Bıktım. Ay Yolcan artık. Ay süpürgesi altından olsun bu. Yeter. Bıktım. Robot süpürgeyi. Ay bir robot. Tamam, bana versinler. Son dakikamızı görüyorsunuz. Hadisenin robot süpürgesi evden kaçtı efendim. Tamam. Evet. Ben düzelgahı hemen veriyorum. Evet, Dinçerler'e doğru gidiyor şu anda. Yol aldı. Yo, onu ben yolda hemen şimdi çıkarken. İhtiyacım vardı sen onu. Evet. Doğru, evet. Su getirin. Ay valla artık gidiyor kız. Yolacağım kendimi, yolacağım, yeter, bıktım. Su getirin, gidiyor kız.